Arkadaşlar uzunca bir yayından sonra şimdi Brawl Talk videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki canlı yayınımız Brawl Talk'a kadar devam edecekti ancak bilgisayarım 6.5 saatlik o efsane yayını kaldıramayıp kapanmıştı. Ama sizlere tabii ki yorumlarımı ve fikirlerimi Brawl Talk ile ilgili yansıtmak istiyorum. İsterseniz o yüzden şimdi videomuza geçelim. Brawl Talk'u biraz yorumlayalım bakalım neler varmış. Güzel bir like bekliyorum en az bir 300 like. Herkes bir like atsın abi şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Yeneceler. Arkadaşlar şu şekilde Brawl Talk'u başlatıyorum. Açıkçası canlı canlı izledim ben. Anlık 600 bine yakın bir izleyici vardı. Gerçekten çok yüksek bir izleyici. Altyazımız bu arada. Ee, hangi alt yazı abi bu? Bir saniye hemen hızlı bir şekilde bunu halledelim. Alt yazılarda. Türkçeyi seç abi. Zaten buralar giriş konuşması. Ve tabii ki Dani yine bir şeyleri karıştırıyor yani. Havayı uçurdu. Baya iyi ya. Bir şey olmadı. Brawl Talk hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yani güzel bir animasyon hazırlamışlar. Yeni karakterimiz, kromatik karakterimiz. Savaşçı kendisi bir uzaylıya benziyor. Bakalım nasıl güçleri varmış. Hep beraber güzel bir yorum yapalım. Ben bir tane canlı canlı izledim. Şu anda daha iyi olacak bizim için. Çünkü biliyorsunuz ki canlı canlı izlerken birçok şeyi kaçırabiliyoruz. Ama şimdi detaylardan biraz bahsedeceğiz. Bakalım neler olacak. Burada Albayraf'ın üçlüsüne geleceğini söylüyor. Hani uzay karakteri olduğunu buradan anlıyoruz zaten. Ve dünyaya meteor şeklinde düşüyor karakterimiz. Animasyonu bilerek izliyorum şu an sizlerle. Çünkü çok güzel yapmışlar. Ee, buradan Supercell ekibini tebrik ediyorum. Baya iyi. Yeni gelecek oyun modlarını vesaire zaten şimdi birazdan göreceğiz. Efsane güzeller. Biraz fikirlerimizi paylaşacağız birazdan. Ve Animasyon bitti. Ee, bi sezonumuzun adı arkadaşlar Biom sezonu. Hani Rosa'nın sezonu gibi bir şey yani biraz değişik olacak. Arkadaşlar Eevee karakteri çok küçük bu arada. Hani baya minyatür bir şey. Ee, kendisinin dışında bir tane robotu gibi bir şey var. O robot aslında Eevee'yi iri gösteriyor. Yoksa kendisi minicik bir şey. Gördüğünüz gibi uzay gemisi var. Ve uçan karakter arkadaşlar. Evet şimdi göreceksiniz zaten. Ee, yoluna çıkan her şeyi yok etmeye çalışıyor. Neye benziyor ab atışları? Hani düşündüğümde böyle tekli atan ne var abi? ama bir şey gelmiyor. Ultisi ne işe yarıyor? Şöyle bir detaylı bakalım. Ultisinin içinden 3 tane yeni mıncırık çıktı. Ve o mıncırıklar 3160 mı vuruyor? Yo 3160 hasar yedi orada. Suların üzerinden geçebiliyor arkadaşlar. Gerçekten önemli. Hani karakter uçmuyor diyenler fesih olmuştu ama uçtuğunu buradan görebiliyoruz. Arkadaşlar en çok sevindiğim şeylerden birisi bu. Brawl Pass'teki ilk kademede bu Rico kostümünü Brawl Pass alanlar kullanabilecek. Bence Rico'nun en iyi kostümlerinden birisi kesinlikle. Kullan, aldığımızda zaten gösteririz. Huzur dolu bir yermiş. Bir şeyler ters gitmiş. Sarmaşık bel Mr. Fly beğenmedim. Rosa güzel. Sprout çöp. Edgar'a her zaman güzeller geliyor zaten. Meg. Arkadaşlar Meg'in kostümü gelmiş. Sonunda artık Meg'in de yeni bir kostüm var. İstersen bir daha bakalım oraya. Meg'e baya çirkin bir kostüm gelmiş. Ha, bu ne böyle böcek gibi geziyor ortada. Bilmiyorum. Okey. Boyu da beğenmedim ya. B'ye benziyor abi. <laughs> Leon Bull. Oğlum baya bildiğin gerçek aslana benzetmişler. İki yeni oyun modu. işte arkadaşlar birçoğumuzun zaten merak ettiği şey bu. Oyun modu. Acaba nasıl yapmışlar? Hep beraber göreceğiz. <laughs> arkadaşlar bu bildiğim bir tane yol var tren yolu gibi ve vagonu siz hareket ettiriyorsunuz. O çemberinin içinde kaldığınız sürece bu haritada kesinlikle arkadaşlar tank karakterler e, çok fazla seçilecektir kesinlikle. Zaten mod geldiğinde sizlere burada kupa kasma taktiklerini vesaire de göstertiriz. Bu arada şuna dikkat ettim. Rakibin vagonu geldiği noktanın asla geriye gitmiyor bir daha. Daima ileriye gidiyor. Bu da bayağı bir zor. Yani rakibi ilerlettikten sonra tekrar geri itemiyorsunuz. Yani amacımız dümdüz sadece bu vagonu itmek olmalı. Ölsek bile. Ee, güzel bir mod olmuş. Güzel kupalar kasabileceğimizi de düşünüyoruz. Ee, bu oyun modunu şöyle tanımlayayım sizlere arkadaşlar. Ee, 8 kişi öldürdüğünüzde bir takımdan o takım kazanıyor. Ve e, bildiğimiz ödül avı mantığında. Hatta biz oyuncular olarak genelde şikayet ediyorduk. İşte ödül avında keşke şikayet etme butonu, e, pes etme butonu olsa. işte orada çok fazla Rakibe üstünlük kursak da rakip pes etmediği için 2,5 dakika boyunca maç uzayıp gidiyordu. Şu an bence bu mod ödül avından çok daha iyi. Rakibi hemen hızlı bir şekilde 8 kişi öldürüp bitirebiliriz. Hızlı hızlı kupa kasma taktiği vesaire de göstereceğim burada. Oyun modu geldiğinde diyorum kanalı takip edin abone olun yeterlidir. Edgar bu arada rakibin içinden geçiyor. İki mod da sezonluk yani 2 aylık bir mod. Beğenilirse devam eder. Birkaç değişiklik geliyormuş. Neymiş abi? İyileştirme şansı mı? İyileştirme şansını asla kullanmıyoruz. Umarım güzel bir şey gelir. Herkes siz duran savaşçı iyileştirmek yerine, e, savaşçıya genel iyileşme hızını arttırıyor demiş. İlk mod artık el, elmas kapmaca değil, hesaplaşma demiş. Gerek yok. Ne? Eyvah! Arkadaşlar Hot Zone ve e, ödül avı bunlar artık saatlik olarak gelmeyecek. Bir gün boyunca mı kayıtlı kalacak? MM diye bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten içinden geçilecek olayın neyse benim işime gelir abi. <laughs> kasarız Artık arkadaşlar 30 rak yapmak çok kolaylaşıyor bilginiz olsun. Bu hareket gerçekten oyunu bitirecek. Herkes 30 rank yapmaya başlıyor bu saatten sonra. Hadi bakayım. Neyse 50.000 olmamız kolaylaşır en azından. Artık 3 günde ne kadar ilerlediğiniz performansınıza bağlı olacak. Kaybetmeden üst üste iki maç kazanırsanız daha üst daha çok ilerleyeceksiniz. Sadece bir maç kazanırsanız fazla ilerleme kaydetmeyeceksiniz. Ha, güzel. Tamam önceki günlerde kötü sonuçlar almış olsanız bile. Ha son gün 6 tane biletimiz olacak yani. Okey. Ha bu çok iyi abi. Arkadaşlar artık güç puanlarını her gün gelmesini beklemeyeceğiz. Kul, e, kulüp puanıyla sınırsız bir şekilde alabileceğiz. Sonunda artık karakterleri direkt patır patır 10 seviye yapabileceğiz. Hadi bakayım. Sezonluk güç ve özel kostümlerle ilgili büyük değişikliklerimiz var diyor. Artık bu kostümler bir özel kaldıktan sonra yeni teklifler birlikte dükkana gelecekler. Aa, yani Brawl Pass kostümleri artık dükkana satın alınabilecek şekilde gelecek yani. E bu bizim için kötü bir şey. Yani Brawl Pass'e özel olması bence iyiydi ya. Böyle bir şey yapmalarını beğenmedim ben. Bu güncellemeden sonra geçerliymiş. Yani gidip kötü olayı alamayacaksınız dükkandan. Brawl Stars şampiyonası dünyanın en iyi oyuncuları canlı yayınlar yapacak. Zaten bayağı izlemiştik. Yine izleyip ödüller kazanabilecekmişiz en sevdiğimiz. Ee, yeni rozetler vereceklermiş ödül olarak. Event Brawl Stars. Zaten yine canlı yayınlarda izleyebiliriz bu tür şeyi. Espor kanalımızı takip edin. <laughs> Haber ederim arkadaşlar. Ben sizlere kanalı takip edin. Böyle bir şey olduğunda <gülüyor> haberdar <gülüyor> ederim. Bir dakika. Kutulardan artık istediğimiz savaşçıya verebileceğimiz güç puanları çıkıyor. Of çok iyi bu. Gerçekten mükemmel. Hani kutulardan artık resmen bireysel olarak bir karakter istiyorsak o karakteri yükseltebileceğiz. Bak süpersel. Oğlum izleyicilerin, oyuncuların gerçekten sesini duyuyorlar. Seviyorum süpersel çalışmalarını bu yüzden yani. 10 yeni aksesuar geliyor. Buralar detay abi. Detayların ilgili. E, bu video arkadaşlar 300 beğeni gelirse bu canlı yayındaki detaylardan bahsettiğim bir video da çekebilirim kesinlikle. Siz yorumlara detayları yazın. Basketbol modu işte bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki en sevilen modlardan biriydi. Gelmesine çok sevindim. Yeni altın kostümler. Bunlar çöp şeyler. Beğenmiyorum. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Brawl Talk hakkındaki yorumlarınızı açıklama kısmında e, yorumlara bekliyorum yani. Haberiniz olsun. Böyle bir video çekmek istedim. Dediğim gibi like gelirse detaylara indiğimiz bir video da hazırlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.